gerekçe budur. Kendine şair diyenin bütün şairlere ithaf olunur. Fakirlik kağıdı. Adı soyadı Enver Gökçe. Babasının adı Mehmet Gökçe. Anasının adı Hacer İpek. Doğduğu yer Çit Köyü. Doğduğu yıl 1336. Medeni hali bekar. İşi yoktur. Köyümüzün sokağında 8 numaralı evde oturan ve videokarda gösterilen Enver Gökçe, mahallemizde menkul ve gayrimenkul malı olmadığını ve bir taraftan bağlı maaşı bulunmadığını, ancak yardım suretiyle geçindiğini, aynı zamanda fakir ve yardıma muhtaç bulunduğunu bildirmek üzere iş bilimi haber iste üzerine keste verilmiştir. 14-11-1979 Çitköy'ü muhtarı İbrahim. Ben Berces'te mısrağı buldum. Hey, ömrümce söylerim. Gözden gezden arpacıktan olsun. Hey, ömrümce söylerim. Dişsiz ırgadın çam ormanları güzel değildir. Hayda günlerim, hayda. Sırtını düşmana verdikçe Murat dağları güzel değildir. Gözden arpacıktan. Şairdir. Onun şiirlerindeki Anadolu'nun derin vuruşlarını yansıtan ritim beni çok derinden etkilenmiştir. Kendi içinde müziğini taşıyan bir şiirdir. Ömer'in çok şeydi, hoşgörülü bir insandı. Yani şundan taraf olmuş, bundan taraf olmuş gelirden böyle. Çok güzel gülen bir insandı Ömer. Hayatımda rastladığım namuslu konuşayım. Onun şiirinin konusu içindeyiz. Tek adam. Böyle köklü, böyle has bir insanı hayır, tanımadım. Tenim, ayaklarım, yürüyen... Enver Gökçe deyince aklıma bir edebiyat emekçisi geliyor. Sıfırdan hayatın en alt basamağından gelmiş, bir tarih coğrafya fakültesinde eğitime başlamış, yoksulun dans kasını görmüş, şiirin hayatın kıyısında değil ta içinde soluk alıp vermiş bir değerli ağabeyimiz. Enver Gökçe konusunda çok sonraları tekrar şiiri akla geldiğinden ötürü bu ayırma noktaları pek tarif edilememiştir gibi geliyor bana. Öyle olunca da kaçınılmaz olarak yeni sözler üretmek için biraz gecikmişiz gibi geliyor bana. Doğal olarak da 40 kuşağının hayata bakışı ve şiire bakışı bağlamında ele alıyoruz Enver Gökçe'yi. Böyle olunca da 40 kuşağı üzerine söylenecek, onun üzerinden söylenecek sözleri bir kez daha tekrarlamaya gerek yok. Onlar bu dünyanın mevcut biçimine, aydın kişilikleriyle ve sanatlarıyla hayır diyebilmeyi başaran insanlar olmuşlardı. Enver Gökçe benim için Ahmet Arif'i tanıdıktan sonra tanıdım. Çok değerli ve çok anlatmakta güçlük çektiğim büyük kütle bir basamdır. Enver Gökçe'yi tanıdım. Enver Gökçe'nin şiirleri bizim yaşadığımız koşulları, o günleri en detayıyla, en ince duygularıyla anlatan, yaşamış bir insanın dizeleriydi. Beni birden müthiş anlatımları olan coşkulu şiirlerdi. Hemen onlardan birkaç tanesini müzikledim. Görüş günü, ne fayda, keban dedikleri. Bunları ilk etapta Sultanahmet'te bir otel vardı, adını anımsamıyorum, eski bir otel. Birinci katta görüştük arkadaşlarımızla. Dinlettim, nasıl bulduğunu sordum. Çok duygulandı, gözleri süt yaşlandı, yaşardı.
ne diyeyim arkadaşım, teşekkür ederim dedi. Şimdi Ahmet Arif olayını yaşayan bir kişi olarak Enver Gökçe'nin bu mütevazi tavrı beni daha çok şaşırttı. Enver Gökçe benim gözümde bir başka daha büyüdü. Yani bir mütevazilik abidesi gibi, tevazu abidesi gibi idi o büyük Ozan, bu dehşet söyleyişleri olan Ozan'ın bu sade, yumuşak ve duygusal, yararlı söyleyişi beni bir kez daha vurmuştu, bir kez daha çok sevdim. Enver Gökçe'yi 1944'te tanıdım. Şöyle oldu. Ben İstanbul'da işsizdim. Çelik Akşit'le tanıştık. Enver Gökçe'nin de en yakın arkadaşı. Felsefe'de okuyordu Ankara'da dil tarihte. Bana Ankara'ya gelmemi önerdi. Bizde kalırsın dedi. Ben Enver Gökçe'yi, daha doğrusu onun da içinde bulunduğu grubu 1948'lerde ortaokul öğrencisiyken tanıdım. Şimdi daha çok tiyatroya ağırlık vermiş olan Yılmaz Buru'da ile beraber biz edebiyata başlamıştık. Çocuklukta tanışmışız ama o döneme ait hiçbir şey hatırlamıyorum. Annesi Hanife Hanım'la annem Sıdık Hanım tanışıyorlarmış. Sonra da herhalde 44 yıllarında fakülteye girdim. Enver'le orada tanıştık. Enver Altar için çok güzel bir yazı yazdı şeydi. Çok anlıyor tabii, doktor en iyi bilenlerden biri. Sonra anladım ki adamın bir gün şeyini getirdi bana. Mezuniyet tezini getirdi. Eğin türküleri. Ve o zamana kadar Eğin türküleri bir araya gelmemişti Enver Gökçe'ye kadar. Kendi derlediği kitaplardan derlediği, dergilerden derlediği iyi bir kitap olacak kadar güzel bir şey de olmadı sonra kitap nedense. Eğin türküleri çok da iyi bir araştırması vardı başında. Uzun bir araştırması vardı ve o tezle mezun oldu. Bertem Nail Borat'a verdik, tezle mezun oldu Enver. Enver, yaşamının sonuna kadar arasız yazabilmiş bir insan olamadı. Çünkü sağlık sorunuyla, yoksullukla çok boğuştu. Arkadaşlarımız ona yardımcı oldu, fakat bu onun diri bir insan olması sağlayamadı. Sağlık sorunlarıyla boğuştuğu dönemleri hatırlıyorum. Yaşar Kemal, İhsan Asırcı, Şevki Akşit daha birçok arkadaşımız İstanbul'da barınabilmesi, iş bulabilmesi, tedavi olması için çaba gösterdiler. Ben Enver Gökçe amcayı yıllar önce tanırım. Çok eskiden, eski yaşlarımızdan bir tanesi, bu üzerine gelen yaşlardan. Çünkü kendisi şair bir yaşımız. Ona ziyaretçileri geldi çok geldiler yani. Siyasal fakültesinden, Hacettepe'den. Yani onun için ben onun yemeğini devamlı götürdüğüm için çok yakinen tanırım. Enver'le 1940 yılında tanıştık. Gayet iyi hatırlıyorum. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin ikinci katında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün kitaplığı vardı. Tam kitaplığa girerken kapının önünde böyle gözlüklü, kısa boylu, biraz tıknaz bir öğrenciyle karşılaştım. Burada Menderes başta olmak üzere o hükümetle mücadeleye girişti. İşte kardeşimi hücreden çıkarın diye, o iki sene sürdü. En son Menderes'in annem yakasına yapıştı Çankaya'da ve dayım birinci şubeden hastaneye, oradan da Harbiye cezaevine gönderildi. Gücüm senden, acım senden, senden dizimde derman, gözümde fer, terin değil mi dudağımda titreyen çiğler,
rengin alnıma vurmuş. Tabanlarımda hala sızın, sırtım terli. Bak nasıl yanıyor avuçlarım. Kara toprak, seviyorum seni. Keban dedikler.